sizinle birlikte oda turu yapıyoruz tekrar. Ve hadi o zaman bakalım oda turumuzu yapalım. Berkay da geldi. Gel. Kaç 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 kaç. Oda turunu yapmaya hazır mısın? Ne odamızın yapayım? Turunu. Bizim odamızın turunu yapacağız şimdi. Oda turu. Oda turu odamızı göstermek demek. Hadi koş. Arkadaşlar odamızı göstereceğiz. Hadi gelin. Koş. Kapıyı aç bakalım. Koş aç kapıyı. Aç. Kapıyı aç normal. Arkadaşlar bunlar benim resimlerim. Burada da aile fotoğrafları var. Berkay, ben falan filan. Ve şimdi arkadaşlar oda turumuzu başlatıyoruz. 1, 2, zor bir sayım yapmadık da. 1, 2, 3. Evet, odamıza hoş geldiniz. Değil mi? Ve şimdi arkadaşlar size burada her şeyi teker teker göstereceğiz. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Dönüşme. Değil mi? Ve başlıyoruz arkadaşlar şimdi. İlk önce burayı size yüzey gösterecek. Burada benim her şeyin anısı var. Burada çok önemli şeylerin bana olan anısını koyuyorum buraya. Burada hayatımda çizdiğim tablo var bir tane. El baskılarımız yaptık. Sonra burada Berkay'ın çalışma harfleri var. Burada Berkay'ın çalışma harfleri var. Burada bana melek hediye etti. Oyuncak, bebek var. Onu hala bakıyorum ona. Sonra burada bazı fotoğraflar var. Burayı da daha bugün düzenledim yılbaşını. Sonra burada birkaç tane böyle barış biraz sade oldu ama yine de pişamaz. Burada Harry Potter köşesi vardı. Kalk Berkay. Burada Harry Potter köşesi vardı. Ve ben onu kaldırdım. Yılbaşı köşesi yaptım daha güzel olması için. Burada posterler var ve stickerler var. Bunları böyle buraya yapıştırdık. Ve şimdi dolaplara geçelim. Burada hemen dolaplar var. Dolaplara bakalım. Burada arkadaşlar bazen elektrikler gittiği için şu an gerçekten mumlar çok gerekiyor ve ondan da burada mumlar var. Burası tamamen İngilizce. Şurası ama güçlendirme, dikkat güçlendirme testleri falan filan. Sonra alt inelim. Burada sınav ve arkadaşlar bakmaya devam ediyoruz. Gel. Sonra burada bazı işte sertifikalar falan var. Sonra burada da benim şu çok sevdiğim şu top model miydi? Ha, bunlar vardı. Ay ama kaç yıldır onları boyamadım. Sen hatırlıyor musun? Sen de boyuyordun. Benden alıyordum onları. Burada çalışma kitapları ama daha önceki çalışma kitapları daha doğrusu var. Tamam, şimdi buradan geçelim. Burayı da göstereyim hemen size. Burada posterler kalmış. Hiç kullanmadım ve yüksek ihtimalle kullanmayacağım posterler. Burada da birkaç tane defter kalmış. Opa. Tamam hadi gel. Bu dolaba geçiyoruz Berkay. Berkay gel bu dolaba geçiyoruz. Buraya bakalım. Oh. Burası biraz karışık arkadaşlar. Evet. Çok az karışık. Burada bazı markerler. Burası ne için? Burada markerler ve akrilik boyalar var. Gel otur Berkay sen de. Ben göstereyim arkadaşlar. Oy. Hadi gel buraya otur. Arkadaşlar da görsün burada neler olduğunu. Bunlar var böyle. Sonra burada senaryolar var. Ve şu A4 kağıdı. A4 kağıdı bugünlerde çok ihtiyacım oluyor. Ve ondan dolayı projeler için özellikle ondan dolayı alıyorum çok. Ama bu alınmak daha da şeytan. Evet, almak imkansız. Ondan dolayı arkadaşlar hepsini böyle kaldırıp yapmam gerekiyor. Sonra burada hiç yani bitiremediğim tablom var. Resim, tuval. Sonra burada da kaç yıldır yapmaya çalıştığım örgüler var. Mesela işsizlikten örgü örmeyi öğrenmemişim. Şu kadar örgü örmüşüm. Şuna bakın. Ve kediler örgüleri çok sever. Evet, kediler de örgüleri çok severler. Ha, onları verelim değil mi? Evet, bir tane. Doğru. Şurada. Burada arkadaşlar kalem, boya, akrilik. Burada ne ararsan her şey var. Her şey var. Her şey burada. Ay, en sevdiğim kalem. Kalem. Ay. Burada. Gerçekten burada her şey var. Çok karışık da. Tamam. Şimdi ama daha da karışık olan bir dolaba geçiyoruz.
Evet. Daha da karışık olan dolaba geçelim. Burası en karışık. Burada. Evet. Burası da ufak tefek biraz daha karışık olan. Bunlar hepsi Berkay'ın çalışma kitapları. Berkay şu an çalışıyor değil mi? En son hangi harfi öğrendiniz? Hangi harfi öğrendin? Aferin. Aferin. İşte arkadaşlar buradaki kutuları çıkartacağım bir de. Asla bitirmedim. Bir tane daha topla. Sonra burada 4. sınıfta herkesin saçını topladım. Bazı isimler karışmış olabilir. Yine de bir şey olmaz ama değerinizi bilin. Hala saklıyorum. Hala bende. Sonra burada ne var? Burada. Aa, burada 6. sınıf anılarını saklıyorum. Burada arkadaşım bana verdiği, benim ona verdiklerim onda ama böyle duruyor. Burada da sonra benim farklı bir tane sakladığım anı kutusu var. Çok karışık onu. Onun için ben size farklı bir tane video yaparım. Sürpriz olur hatta. Yani sonra 2020 dönemi. Popit. En sevdiğim Popit. Ben... Hatta size bir sır söyleyeyim arkadaşlar. Ben Popit hesabı açmıştım 2020'de. Ama sonra sadece orada izlemek için bırakmıştım onu. Hadi sonra devam edelim. Herhalde yüksek ihtimalle benim en düzenli olan dolabım diyecektim de buraya kim bunu yaptı? Burası benim en düzenli dolabım da. Allah. Dokunmayın buraya. Burası benim en düzenli dolabım da. Ne yaptınız buraya? Ben yapmadım, haberi olsun. Kim yaptı bunu? Bilmiyorum. Sen mi yaptın? Kim hayır, yaptı? Hayır. Şu boyaları hemen buraya koyuyorum. Hayır. Ay, gide fırçalar çıkıyor buradan da. Tamam. Şu puzzle var. Burada da bilgisayar koymuşum ben. Burada bilgisayar işleme şeyleri var. Evet. Diskler var burada. Sonra bir tane fotoğraf makinesi var. Bunu almıştım ama içindeki fotoğraf, şu fotoğraf çekmek için bittiler. Ondan dolayı burada duruyor. Latta kalma gibi duruyor burada. Şurada puzzle'ımız var. Ama bu abla yapamadı. Evet, ben yapamadım bunu. Çok iyi çözdür bunu yapma. Yaparım da sonra yaparım. Ama bu asla yapam. Ben binlik yapamadım. Ben en fazla 500'lik yapabilmiştim. Binlik yapamadım. Bunu imkansız. İmkansız değil de zor. Ben binlikte çok zorlanıyorum. 500 yapabildim ancak. Sonra şuraya bakalım bir de. Burada neler var? Dur. Yine o karmakarışık dolabı açmaması gerekti. Evet, eski telefonum. Ya telefon açılıyor. Ama... Açılıyordu ama dokunmatiği yoktu. Ondan yani hiç kimse yapamadı. Ondan da yenisini almak zorunda kaldık. Sonra burada Berkay'ın telefon kılıfları var. Değil mi? Ama sen Spiderman'da kaldın. Başka kullanmıyorsun. Ben başkası kullanamam. Benim burada iki tane şöyle kılıfım var. Genelde bunu kullanıyorum. Ay, genelde bunu kullanıyorum ama şimdi şuna geçmek istedim. Evet, öyle bir şeyim oldu. Burası da arkadaşlar çok karışık. Evet. Şurada kutuları saklıyorum nedense. Kulaklık. Bu ne? Kart? Oyun kartlarını buraya sıkıştırmışım. Burada ne kulaklık? Kılıflar. Burada da dur Berkay. Eski telefonumun kılıfları. Şu eski telefonun. Ha hayır, şunun kılıfları. Bir de arkadaşlar LG'nin kılıfları var. İlk telefonumun kılıfı var. Tamam. Hadi bakalım. Bırak bakalım. Ben kulaklığı yemek yedim. Dur Berkaycık. Sonra. Şimdi arkadaşlar ufak tefek karışık olan bu yere geçiyoruz. Burada biten kitaplar falan filan. Böyle ders kitapları, buraya koyuyorum. Burada uyuyacaklar. Evet. Burası direkt kimin olduğu belli oluyordur bence. Berkay'ın burası. Burada arkadaşlar 8 yaş doğum gününden kalan kavanozlar var. Hala bunlarla bir şey yapacağım diye bırakıyorum. Ama kaç yıl geçti? 4 yıl geçti ve hala bir şey yapmadım bunlarla. 4-5 yıl geçti. Hala bir şey yapmadım. Burada bitmiş resim albümleri var. Ama yaparsın değil mi? Yaparım. Bence de bir 5 yıl sonra yaparım. Değil mi? Evet. Hadi gel bakalım. Ha, bu tarafa geçmeden odamın yarısını direkt tamamlamış olalım ki bu tarafa geçelim. Şimdi arkadaşlar bu tarafa geçelim. Burada süslediğimiz aynamız var.
Sonra burada benim küçüklük resmim var, göstereyim size şöyle. Ama yırtıldı. Çok yırtılmadı ya. Bir şey olmaz. Onu saklıyorum burada. Sonra buraya geçelim. Burada dörtlü dolap var. Ne var burada? Belki sen büyütürsün. Burada ne iş var? Aa, ışık da yapıyor bu. Sonra burada bazı parfümler var. Burası da karma karışık. Burada beni... Evet, orada senin parfümün var. Sonra buraya bakalım. Of, karışık biraz tokalar var. Tokalar. Şurada da takılar var, takı. Ve şurası tamamen takı reyonu. Hepsini böyle düzenledim. Yoksa burada böyle çok fazla yer doluyordu. Sonra buraya geçelim. Burada gözlükler ve tokalar var. Evet, böyle. Burası da... Burası cüzdan reyonu. Burada da şapkalar var. Şapka ya da böyle çılgın aksesuarlar. Evet. Yakıştı mı? Yakışıklı. Bence çok yakıştı. Sonra arkadaşlar benim çalışma yerime geçeyim. Burası tamamen direkt her yeri fotoğraflarla dolu olduğunu söyleyebilirim size. Fotoğraf. Gerçekten her yerde fotoğraf var ama. Her yerde. Şurada arkadaşlar markerler var. Markerler, bunları sürekli kullanıyorum orada. Sonra hop, yani göstereyim göstermeyeyim mi? Arada kaldım. Evet. Çok düzenli. Direkt düzenli. Geçelim bence. Düzenli, anladınız siz. Düzenli. Sonra arkadaşlar odamın diğer yarısına geçiyoruz. Şimdi burada kıyafet reyonu var. Şurayı es geçiyoruz. Küçük dolapları. Burada da çanta reyonu var. Düzenli ama. Çok karışık ama. Düzenli. Bakmayın öyle düzenli. Sonra karışık değil. Ne alaka karışık falan. Düzenli belki. Burada montlar var. Montlar, eldiven. Bunlar filan. Sonra bir de şuraya açalım. Burada yazlık. Bazı ceketler. Ve okul kıyafeti var. Yani kısacası burası da yani karışık değil. Sadece ceketler neden burada bilmiyorum onları. Ben düzeltirim. 2 yılı düzeltirim. Belki 3. Artık ne kadar olursa. Ve sonra benim şu anlık en çok kullandığım dolabı geçelim. Kışlık dolabı. Yani ben buna düzenli diyebilirim. Bence düzenli yani. Dağınık değil. Kabul edin düzenli yani. Kabul edelim. Düzenli. Şu askıları bir de bir yere toplasam daha düzenli olacak. Ben kıyafetlerimi rengine göre ayırıyorum. Bir de yazlık kışlık olarak ayırıyorum. Burada ne var? Burada ne olduğunu ben de bilmiyorum. Galatasaray formaları. Sonra Berkay'ın kumbarası. Dokunmuyoruz direkt. Yoksa Berkay kızar. Sonra buraya bakalım. Burada her an her yerden düşebilecek kitaplar var. Şöyle tutuyorum onları. Dokunuyor işte eleyemem. Ya ha, teşekkür ederim. Dokunabilirmişiz kitabına. Sonra arkadaşlar burası hayır, da benim... beni kumbara. Ay kitabına diyorum, kumbarasına. Burası da benim en sevdiğim yerlerden biri. Kitaplığım. Evet. En sevdiğim. Şu an arkadaşlar şuradaki şunu. Tüm Beyza okuşları okudum bende olan. Şunu okudum. Ötenazi okulunu okuyorum. Ve ötenazi okulu... Ötenazi okulu bitince sokak nöbetçilerine geçiyorum. Bunları da okudum. Ve çok heyecanlıyım oraya geçmek için. Ve burası arkadaşlar yatak. Benim yatak ve Berkay'ın yatağı. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Ve benim gerçekten odamda en çok sevdiğim süslerden biri olan şu ışık var. Yani neden bilmiyorum ama ben bu süsü gerçekten çok ama çok fazla sevdim. Ve çok da güzel duruyor bence. Çok sevdim. Bir de balyoya geçelim tabii ki. Yani arkadaşlar belki şu çanta, yani şu kalem reyonundan çok azıcık daha karışık olabilir ama çok azıcık bir şeydir. Değil mi? Kabul ederim. Bir şey, genelde banyo en güzel yerim olurdu da biraz değişti galiba. Evet. Banyom. Gelin şuraya bakalım. Yani şurası. Bakmayalım orada. Ya olmalı ama yumuşak her yerde olmalı, kabul edelim değil mi?
Yapışır ruhunu yani banyoda hissetmeyelim mi? Olmalı yani, bence de olmalı. Yani tarak, sonra şu bakım yerine bakalım. Sonra opa. Burası da bence düzenli ya. Burası bu arada düzenli. Şunu kaldırsak bir çek. Ha, tam düzenli oldu. Bana göre bu bayağı bir düzenli ya. Düzenli. Ve evet arkadaşlar, banyom da böyleydi. Bence çıkalım. Düzenli olduğunu gördünüz. Kabullendiniz arkadaşlar, düzenli. Ve böyle arkadaşlar benim oda, yani bizim odamız Berkay'la böyle. Yani arkadaşlar sonra söyleyin. Benim odam %99 kısmı, %1'i de şu yatak ve şu dolap oluyor da kimin olduğunu artık anlıyorsunuz ya da siz. Anladınız. Oy. Düşer çıkardı. Düşmem ben. Ben öpeyim. Arkadaşlar. Çok arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kocan kocan öpüyoruz. Bye bye. Bye.